Günaydın annem. Arkadaşlar şimdi hazırlandık. Hastaneye gidiyoruz. Annem benden çok çok daha gergin. Anneciğim, hakkını helal et. Az sus be. Ben bir sinirlenim. Annen dolmuş geliyorsa, annem yetişelim. Niye anne? Şimdi gene de ameliyata gidiyoruz. Ben masaya yatıyorum, bıçak altına yatıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Bu bıçak içi nereden çıktı? Anneciğim sıkıntı yok, ben video izledim. Onlar ne diyorlar, şipşak. Doğmuş mu? Anneciğim heyecanlı mısın? Çok. O zaman heyecanlı mısın? Yok. Hayattaki umursamazlık seviyen ve ciddi alma seviyen. Şimdi serumla falan takıldı. Ameliyathanede çarmadama bakıyoruz. Selam arkadaşlar, eve geldik. Aslında eve geleli oldu bayağı, işte bir dün gece kaldık, bugün kaçta geldim eve, 4 gibi falan eve geldim. Çok şükür rahatım şu an, ağrım sızım yok çok şükür. Umarım olmaz. Ameliyattan çıktıktan sonra o ayağımın uyuşması olsun, yani o uyuşukluğun geçmesi olsun, bir ara gerçekten şey hissiyatına kapıldım. Sezici şey verirken, narkozu verirken hani bilemedim, biraz fazla yaptım dedi. Allah'ım geçmedi, kaç saat oldu? 200 saat geçti. Yok, bacağımı hala hareket ettiremiyorum. Yani kaldıramıyorum, zorluyorum ama olmuyor. Şey düşündüm, narkozu bu fazla verdi, acaba bir şey olur mu? Hani kadına sordum ben, oradakiler bu narkozun etkisi ne zaman geçer diye. 4-6 saat arası dediler ki Allah'tan böyle yavaş yavaş ayaklarımı hareket ettirmeye başladığım zaman dedim oh, bir derin nefes aldım, yani rahatladım. Çünkü korkunçtu. Yani Allah kimseye öyle bir duruma düşünmesin. Allah gerçekten yani öyle durumda olanlara da yardımcısı olsun. Bilmiyorum, gerçekten çok zor bir durumdu. Böyle işte dün akşam biraz yürüdüm, bugün yürüyorum. Bir sıkıntı yok çok şükür. Geçecek. Bugünlerde geçecek. Bir an önce geçsin. İşte babam şeye baktı, iyileşme süresine baktı. Ya kimisinde şey, benim arkadaşlarım hani 20 günde falan iyileşiyorsun dedi ama kimisi 20 gün, kimisi 1 hafta 10 günde, kimisi 4 ayda falan iyileşiyormuş. Umarım 4 ayda falan iyileşmez, yoksa ben kafayı yerim. Vallahi yerim. Ya ben erkenden ayaklanacağımı ve rahat olacağımı düşünüyorum. Sadece şu dikişlerim falan gitmesi lazım, o kadar. İşte böyle yüzüstü yata yata edit yapmalar, ders çalışmalar bir şekilde halledeceğiz yani. Bu da sıkıntı oluyor ama yapacak bir şey yok. Halledeceğiz. Böyle ben şimdi birazcık edit yapayım. Saat 1 oldu neredeyse. Akşam üzeri eve gelince uyudum. O yüzden şu an pek bir uykum yok. Uykumuz gelene kadar yapalım bir şeyler. Sonra görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Beni bir tane canavar sabahın köründe uyandırdı. Kimmiş bu canavar? He? Kimmiş bu canavar? Beni neden uyandırıyorsun? He? Sabah neden bağırıyorsun? Bağırdım. Neden bağırdın sabah? Başlangıç. Neden? Sana kapıya mı çıktın? Sana kapıya mı çıktın? Hı. Eda ile bir olup neden bağırıyorsunuz? Hı? Ama bana aldın. Neden aldın? Neden aldın onu? Sen de mi video çekeceksin? Hı. Tamam, çek bakalım. Hani benim öpücüğüm de? Benim öpücüğüm de ne? Oh, günaydın de. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın bugün? Ayağım. Mamak yedin mi? Hayır. Karnı aç mı? Hı. Tamam. Bu araba kimin, kim alsana? Ben. Oy, bak şuradan geçmeyi çalışalım. Hayır, geçti. Tamam, ben tutayım, sen yap şimdi. Hızlı bırak, hızlı bırak. Güzel ortala. Güzel orta yap ama.
Bak böyle ben yapayım. Hı. Hadi bir daha. Oo! Şeyi beğendiğim için başka hiçbir şey beğenemiyorum. Hiçbir şey istediğim gibi gelmiyor. Her şey bana çok saçmaymış gibi geliyor. Baktığım şeyler hani kafama ve mantığıma oy attığı için başka hiçbir şeyi şu an kafam kabul etmiyor. Diyeceğim şey de birazcık zorluyor yani. Zorlayıcı bir şey. Yani bir tane arkadaşım bununla ilgili bir proje yapmış. Şimdi ondan haber bekliyorum. Onunla konuşacağım. Yani yapabilirsin yani kolay derse yapacağım. Aslında kolay değil. Biraz zor ama hani uğraşmak istiyorum zaten. Amacım uğraşarak bir şeyler öğrenmek. Yani kolaya da biraz kaçmak istemiyorum. Yani yaptığım bir şey de düzgün bir şey olsun istiyorum. Ya bilmiyorum ne olacak. Yani bir kumar oynayabilirim bu konuda. Ya hani ya yapacağım ve ya çok iyi yapacağım ve geçeceğim ya da patlayacağım. Ya da yapacağım ama patlayacağım. Bir şey çalışmazsa boş. Her şey boş yani. Direkt dersten kalıyorum. Hani bu riski göze alabilirim şu an. Ama bilmiyorum. Almam gerekir mi gerekmez mi? O da tartışılır. Çünkü seneye yani bu pandemi umarım bitecek. Yani bitecek bir şekilde. Ve Erasmus istiyorum. Erasmus için de dersimin altından kalmaması gerekiyor. Bilmiyorum. Ya da belki kalabiliyor mudur acaba? Onu da hiç bilmiyorum. Kalmıyordur bence. Kalmaması gerekiyordur. Ya bilmiyorum ne olacak, ne bitecek, ne yapmam gerekiyor. İşte arkadaşımdan haber bekliyorum, ona göre bir yer çekeceğim bakalım. Umarım istediğim gibi olur. Arkadaşlar, öyle eziyetler çekiyorum ki anlatamam size artık ders çalışma aşkını mı? Şu uzun işini kapatayım şimdi, hocam hocam girer ki her girişte ses açık oluyor. Yani gördüğünüz gibi perişan bir şekilde ders dinleyip ders çalışmaya çalışıyorum. Çünkü öteki türlü yüzüstü yattığımda Allah'ım belim artık ayrılacakmış gibi oluyor. Bir de karnımın üstüne yattığım için artık midem bulanıyor. Kolum ağrıyor, üstüne destek alıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle de şöyle yata yata artık kolum uyuşuyor ama yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde ders çalışmam lazım. Bir şekilde bir şeyler yapmak zorundayım. Artık ben de çare şey yaptım yani, yatağı böyle masaya doğru kaydırdım. Hem bilgisayarın da şarjı uzak kalıyor. Dedim böyle bu şekilde çalışayım dedim yani. Bilmiyorum. Birazdan zaten şu masanın üstünü şey yaparız. Şu kitaplar yüzünden alanı tam rahat değerlendiremiyorum. Oraları falan düzenler. Şu ders bitsin hoca. Bir, maksimum bir yarım saat daha işler. İkinci öğretim olmanın zorlukları arkadaşlar. Okulda olsaydık yine bu saatte okulda olacaktık. Eve zaten benim 10.30'da 11'de dönmüşlüğüm de oluyordu. Yani ikinci öğretim böyle zorlukları var ama olsun, seviyoruz ikinci öğretim programı. Bakalım hoca derse yumuş mu? Yoruldum, gerçekten yoruldum bugün. Yorucu bir gündü, projede bulamadım. Ya bir tane buldum. Projede buldum bir şey ama zor olabilir. Bir tane örnek kod bulabilsem zaten direkt ona yapışacağım da kod bulamıyorum. Kitap aşırı kaynak var. Ama şimdi nasıl yapılması gerektiğini de bilmiyorum. Bakalım, 2 gün daha var. Yarın yine araştırırım bir şeyler. Şu ders bitseydi de bugün. Bu ders bittikten sonra acaba biraz edit mi yapsam yoksa biraz ders mi çalışsam? Aslında ben derste çalışabilirim. Böyle içimde ders çalışma isteği var çünkü. Bu isteği kaybetmeden ona yapışmak istiyorum ama birazcık da yoruldum gibi oldu. Belki bir çay kahve bir şey içer kendime gelirim. Yata yata yatış modundayım. Yani uyku modundayım. Sürekli bir uykum geliyor.
Ya biraz ders çalışırım ya biraz edit yaparım. Çünkü artık projede zorlanacağımız için, projede olacağı için vaktimin çoğunu projede harcayacağım. Onun için dersleri de dersine takip etmem gerekiyor. Ekstradan not geçirirken bir tekrar amaçlı daha sonradan göz gezdiririm. Ekstra bir ders çalışma saati harcamam ders saati dışında. Pek bir şey anlamadım da anladınız mı? Şu an benim yandığı için keşke bir kahve değil kahve yemiştim. Bir çay bir şey yapsaydım ya. Ben şimdi içeri giderim o gelir. Bu hocalar da işte ders kayıtlarını atmadıkları için zamanında ben not almam lazım. Zaten ilk 2 haftası kayıp notunu çıkartmam lazım falan filan. Oralar biraz sıkıntı ne zaman atacak hiç bilemiyorum. Neyse hallolacak bu şekilde. Boynum ağrıdı vallahi boynum ağrıdı biraz kalkayım. Bir elimiz yüzümüz yıkayalım var hoca gelene kadar. Ders çalışacaktım ama hiç böyle yan oturup da not çıkaracak modda değilim. O yüzden biraz müzik dinleyip edit yapmayı planlıyorum. Ondan sonra da uyumayı planlıyorum. Bugün yoruldum. Bugün yoğundu. Bugün de dersimiz geç bitti. Kaçta bitti? Onu geçerken bitti. Ve bugün bu kadar geç de hocayla konuştuk. Haftaya daha erken alacağız dersi. Bakalım. O zaman edit time. Şimdi ben güzel tabletten şarkı dinliyorum çünkü bunun bluetooth'u şeye bağlanmıyor, bilgisayara bağlanmıyor. O yüzden hatta şu anda sesi geliyor mu? Kapatayım mı? Bunun bluetooth'unu bilgisayara bağlayamıyorum. O yüzden dedim tabletten şarkı dinleyeyim. Ama edit yaparken şöyle bir şey var ki ben videoyu nasıl duyacağım? Keşke diğer kulaklığı alsaydım onu. Birini takar birini takmazdım. Neyse şu an çok iyi kuruldum. Şu an buradan hiç kalkamam. Şarkı dinlemesem de olur yani. Bunu bir şekilde böyle hallederim. Uğraşamam.